Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 1 Ekim Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 10 koşulu çok zevkli bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci koşu 13.30'da bir Maiden koşusu, 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz 14 Arap atımızın. Evet, ben burada ilk şansı Bilşen'e vermek istiyorum. Kadir Tokoçoğlu'yla ikinci kez buluştu. Yaptığı son koşusunda 1500'e birazcık çıkışta adapte sorunu yaşadı sevgili dostlar. Sonradan geldi güçlü ataklarla işte ata bile kamçı da vurmadı sevgili dostlar. Kendi halinde çok güzel bir üçüncülük elde eden. Şimdi kulvarda bir geçen altıncı kulvardan çıktı. Şimdi birinci kulvar onu çok iyi yarayacaktır. Çıkışta önlerde yerini alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. İlk tercihim benim 9 nolu Bilşen'den yana kullanacağım. İkinci atım 3 nolu Demir Koza. O da yaptığı iki koşusunda güzel koşular çıkartan Bursa'da 1300'e güzel bir ikincilik. Arkasından 1500'e o da saldırdı ama maalesef bir dördüncülük çıkarttı. Demir Koza'da önlerde gitmeyi seven değişen jokeyi Ahmet Aslan'la ilk defa buluşan 3 nolu Demir Koza'ya da dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Evet, burada 11 nolu kızım Melisa Mertcan Çelik'le ilk startında bir İstanbul'da mücadele vermişti. Pistten ikincilik de ayrıldı. Şartlı bir de 1200 metre çiminde. Ben 11'de etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Sizlere 3. şanslı safkanım olarak önereceğim. Bir de 70 günlük aradan sonra ilk defa tekrar piste dönecek olan burada 8-10 sınır tanımaza çok dikkat diyeceğim. 4. ve son safkanım olarak sizlere önereceğim. Sıralamam 9, 3, 11 ve 8 nolu safkanlara şans vereceğim. Altılık ayarımızın ilk ayağında. Evet, ikinci koşumuz şartlı 5000 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşlik ayarımızın da başlangıç ayağı olacak 10 Arap atımız mücadele verecek. Evet, ekürlerimiz olacak burada 9 nolu safkanımızda 10 nolu yıldız kümesi ekür olarak start alacaklar. Evet, yarışa bakıldığı zaman 2 nolu Ozgan veya 4 nolu safkanımız pardon 3 nolu Yiğit oğlumla 4 nolu safkanımız önlerde yarışı konuşlandırabilir. Ozgan da buna dahil sevgili dostlar süratlendirecek. Dostbağ da tabii ki önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Burada Dostbağ'ı bir tek burada 4 nolu Kadir Berk ve de 7 nolu Mecid Özü ile ilk defa koştu. Geri kalan safkanları zaten geçme başarısı gösteren bir Dostbağ'ı Okan Gökçe ile yine galip geleceğini düşünüyorum ben. Yarın benim 1 nolu Dostbağ'ı banko adayım olup yarın kuponumda yalnız başına bırakacağım. Bunda tabii ki tek ciddi rakibi var. Yeri olan bütçesine göre değerlendirebilir. 2 nolu Ozgan da etkili bir koşu gelebilir, yapabilir sevgili dostlar. Yaptığı 3 koşusunda zaten Bursa şartlı 3'ü kazandı. 1300'e şartlı 4'te güzel bir ikincilik. Şartlı 3'ü yine kazandı. Şimdi şartlı 5'te mücadele edecek. Dostbağı benim bankom olacak. Yer olan arkadaşlar 2 nolu Ozgan'a da şans verebilir. Ama benim 1 nolu Dostbağı yarın banko adayım olacak. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 4 bir mücadele. 3 ve Kore İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci dörtlük ayarımızın başlangıç ayağı 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, grupta liderlik yapacak 3 nolu Karayaşar kafayı alabilir. İbrahim Halil Ketme'yle sonuna kadar direnebilir. Yaptığı son koşusunda güzel bir ikincilikle ayrıldı. Bursa'da handikap 16'da bir mücadele etmişti sevgili dostlar. İlk şansı ben Kara Yaşar diyeceğim. 3 nolu safkanımız bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bize sevgili dostlar. Sonradan bunlara ciddi rakip tabii ki Gold Polat. Onlar da çok etkili gelecektir. Yarışı çalabilir ve 2 nolu Hilhet diyeceğiz sevgili dostlar. Bu 3 safkanı ben 1-2 adım önde tutuyorum. Önceliğim 3 nolu Kara Yaşar.
Sonradan 1 ve 2 nolu safkanları da ayırmayarak kuponumuza şans verebiliriz. Sıralamam 3, 1 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet, dördüncü koşu kısa vade 6-1 mücadele edip plase ve birinci üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 6 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, geçen yarışında kumda da kazanmasını bekliyorum dedim. Bir nolu Cafer Bey'i bank olarak önermiştim. Maalesef ikincilikte kaldı. Şimdi tekrar çime çıktı. Çimde hiç geçilmedi. 1300'de Maiden'e veda etti. Şartlı 3300'ü kazandı, arkasında şartlı 4 yine 1300'de mücadele ederek kazanma başarısı gösteren Cafer Bey yine etkili bir koşu gelecektir. Kazanmaya çok çok yakın gördüğüm Tolga Yıldız'a biri ilk şansı safkanım olacak. Burada bir safkanı yabana atmayalım. Çıktı ilk çim yarışında harika bir birincilik elde etti. Bursa'da 1200 metre çiminde Maiden'de Nevzat Avcı ile Ben Final Diver, yani 4 nolu safkanımızda Cafer Bey'e ciddi bir rakip olarak görüyorum. Bunu da kuponumda yer vereceğim, 4 nolu safkanımı. Tabii ki 2 nolu Ak Yazılı Belkıs, 3 nolu safkanımız büyük ihtimalle bunun ikisinin liderlik mücadelesi olacaktır. Arkadan Cafer Bey veya 4 nolu safkanımız da yatabilir. Virajdan sonra bu Cafer Bey ile 4'ün kapışması bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 1 ve 4'ü ayıramadım sevgili dostlar. Tabii ki önceliğimiz Cafer Bey. 1-2 adım öne çıksa da 4'ü de kuponumda şans vereceğim. 1 ve 4 benim için yeterli olacak bu koşu için. Evet, 5. koşumuz 2. altılık ayarımızın da başlangıç ayağı. Handikap 17 bir mücadele. 4 ve Kore Arapların 2000 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten yani çok zor bir koşu. 2. altılık ayarımız start verecek. 14 Arap atımızın mücadelesi olacak. Bir ekürümüz var. 4 nolu Özgür Fatih, 12 nolu Yahya Beygül'ü ekürü olarak start alacaklar. Evet, gruba büyük ihtimalle liderliğini Gubaz yapabilir sevgili dostlar. Bir kulvarda çekti. Alican İncil'i ilk defa start alıyor. Etkili koşulları sahip olan 5 nolu Gubaz'dan ben bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirebilir. Dikkat diyeceğim. 5'i şans safkanım. 2. atım 7 nolu Seçer Bey. Sevgili dostlar, sonlardaki mücadele bir çok zevkli olacak. Sonradan 8 nolu Abone, 9 nolu Yarissa, 10 nolu Prenses Jora, mutlaka şans verelim. 4 nolu Özgür Fatih, 12 nolu Yahya Beygül Leykir'ü ve de burada yabana atılmayacak bir tutarlı diyeceğim ben sevgili dostlar. Bunu da göz ardı etmeyelim ve de son olarak da 3 nolu Tanır Bey'e de Daniel Kaya'yla dikkat diyeceğim. Gerçekten çok çok zevkli bir mücadele bizlere bekliyor. Sürprize açık bir koşu. Sıralamam 5, 7, 8, 9, 10, 4, 1 ve 3 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim bu zorlu koşuda sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz 1. altılık ayarımızın da son ayağı olacak. 2. beşlik ayarımızın da başlangıç ayağı. Handikap 15. Dişiler Amaslı 3 ve Kore İngilizlerin 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, son koşusunu harika bir koşu çıkartarak attı. O sprint de harikaydı sevgili dostlar. Kazanma başarısı gösteren Bursa'da 1300 metre çiminde handikap 16'da. Şimdi 100 metre uzayan bu mesafede yine çok etkili bir koşu bekliyorum. 7 nolu safkanımız benim ilk şanslı safkanım olacak. Buna ciddi rakip 10 nolu safkanımız Mertcan Çelik de, o da sonlarda etkili gelecektir. Bu iki safkanın mücadelesi yani birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Tabii ki önceliğim 7, sonradan 10. Burada bir tane bomba isim söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bu yarış olabilir. Bir dahaki yarışlarda çok çok dikkat edelim. Muhammed Mir Bilgin'le Apprent arkadaşımızla ilk defa buluştu. 51 kiloyla da start alacak. Grupta dişi ilk defa Bursa çimine gelecek. Ayağına çok çok seri bir safkanımız. Yani burada onu yarışı süratlendirecek bir safkan da göremiyorum. Yani var tabii ki önlerde gitmeye seven safkanlar ama ben 8'den buranın yeri olan arkadaşlar yani bunu takip alsınlar. Yarın bir bomba yapabilir.
8'e ben 3. şansı safkanım olarak vereceğim. Tabii ki 7 ile 10 bu gruptan ayrı tutuyorum ama 8'de göz ardı etmeyerek kuponumda şans vereceğim. 8'den yarın bir patlama yarışı gelebilir. Dikkat diyeceğim, buranın sürprizini patlatabilir. 8'e de yer olan arkadaşlar değerlendirebilir. 7 ve 10 1-2 adım önde sürpriz arayan arkadaşlar 8'i de bir çarpı atabilir bu koşu için. Evet, 7. koşumuz bir maydan koşusu. 2. dörtlük ayınımızın başlangıç ayağı 3 yaş Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 14 Arap atımız mücadele verecek. Bir ekürümüz var. 4 nolu Kırım Rüzgarı ve de 13 nolu Son Peri ekür olarak start alacaklar. Evet, burada yarın Banko adayım olacak. O da kim? Nevzat Avcı ile 3. kez buluşan Turaç Bey sevgili dostlar. Yani bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim Banko adayımdır. Yaptığı son koşusun grup 3'te 1 1400'de bir mücadelesi vardı. Pistten 5. bizleri aldatmasın. Bursa pistinde gerçekten yani 5. 3. 4.lük yani bu grup için yeteceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Turaç Bey, ben Banko adayımdır. Yarın tek başına bırakacağım. Nevzat Avcı ile kazanmasını bekliyorum. Yelinoğlu safkanımız benim Bankom olacak 7. koşuda. Evet, 8. koşumuz kısa vade 8, 3 yaşlı Araplar 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı 6. Arap atımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Evet, bakalım da Mahsul ile Vizigold devamlı beraber koşup yani iyi sonuçlar alan safkanlarımız sevgili dostlar. Bu iki safkan 1-2 adım önde gözüküyor. 2 nolu Mahsul, 6 nolu Vizigold ama şöyle söyleyeceğim, Mahsul'ün yaptığı koşuda grup 3'te 1400'de arkasında Baba Mevlüt saldırdı, harika bir üçüncülük çıkarttı, arkasından Salikui güzel bir dördüncülük elde etti, beraber koşmuşlardı. Bir nol ıslık çalan da son koşusunu Gökhan Kocakaya'yla harika bir koşu çıkarttı ve de kazanmasını bildi sevgili dostlar 1600 metre çiminde. Şimdi tekrar Bursa çimine çıkacak. Bursa'da bir yarış görmüştü, bir beşincilik 1500'de ıslık çalandan da etkili bir koşu gelebilir. Gerçekten zor bir koşu burada bizleri bekliyor sevgili dostlar. Ben önceliğim 2 Mahsul, 6 nolu Vizigold, sonra 1 nolu ıslık çalan diyerek bu koşu 3 safkanla geçme taraftarıyım. 2, 6 ve 1 nolu safkanlarım benim önceliğim olacak bu koşu için sevgili dostlar 8. koşuda. Evet, 9. koşumuz satış bir mücadele olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 16 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Bir ekürümüz olacak, 6 nolu Valegro ve de 12 nolu safkanımız ekür olarak start alacak. Gerçekten karışık bir koşu bizleri bekliyor. Evet, burada Soylu Hanım 1-2 adım öne çıksa da Mertcan Çelik'le yani bu grupta ben etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 11 nolu safkanımız. Üçüncü atım 7 Nevzat Avcı ile. Dördüncü atım 3 nolu Demir Star, Demirhan Star, Bekir Mert Mırık'la. Sonradan 2 nolu safkanımız Mahmut Turan'la. 1 Baba Sadık, mutlaka değerlendirelim. Ve de 15 nolu Maden Dumanı'nı da Halil Kaplan'la dikkat diyeceğim safkanlardan biri sevgili dostlar. 15'te göz ardı etmeyerek kuponumuza şans verelim. Sıralamam 8, önceliğimiz olmak kaydıyla 11, 7, 3, 2, 1 ve 15 nolu safkanlara mutlaka şans verelim. Gerçekten çok zorlu bir koşu. 2. altılık ayarımızın 5. ayında zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet, 10. koşumuz 2. altılık ayarımızın da son ayağı olacak. Bir maylan koşusu 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 15 Arap atımız mücadele verecek. Evet, büyük ihtimalle yarın kafayı Urla Yavuz'u 8 nolu safkanımız Görkem Özçelik'te değişen jokey ile apprenti arkadaşımızla ilk defa buluştu. Nevzat Avcı ile start almıştı son yarışında. Urla Yavuz'u sonlarda maalesef yarıştan 3.lükle ayrıldı. Mesafe 1500'ü şimdi kısalan bu mesafede bir beyaz bayrak aynı yarışı
izleyebiliriz. İlk şanslı safkanım Urla Yavuz olacak. İkinci atım iki nolu Ateş Alan. O da son koşusunu Nevzat Avcı'yla, gruplar ayrıydı. Nevzat Avcı'yla start almıştı. Yine Nevzat Avcı'yla Ateş Alan. Sevgili dostlar, iki nolu safkanımız da burada 8'i en ciddi rakip olarak görüyorum. Yaptığı son koşusunda o da 1500'de virajı son 600'de dönükten sonra aldı, kafaya aldı. Maalesef dışa doğru açılarak birazcık at hakimiyetini zor zapt etti Nevzat Avcı. Sonlarda maalesef yarım boyla geçilmişti. Ateş Alan'dan da yarın çok etkili bir yarış gelecektir. Yani 8'i en ciddi rakip olarak görüyorum. 8, 1-2 adım önde tutuyorum. Buna ciddi rakip iki nolu Ateş Alan diyerek altılı gayrımızın ikinci altılı gayrımızın son ayında şans vereceğim. Safkanlar 8 ve 2 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Hatta ikili bile deneyebiliriz burada sevgili dostlar. Bu iki safkanın arasındaki mücadele bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. Evet, Bursa'na aktaracağım. Bursa şablonum buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere girdiğimiz ayın birinci gününde, cuma gününde güzel bir ikramiye ile ayrılırız umudunu taşıyorum sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirelim. 1 Ekim'de güzel bir başlangıç yaparız. Evet, herkese bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz atların ayakları düz bassın. Kazanan şanslı kişiyle hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.